Hakkari'nin Irak sınırındaki Süngütepe üst bölgesinde atış yapıldığı sırada patlama oldu. Ağır silah mühimmatının infilak etmesi sonucu çok sayıda asker yaralandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 4 askerin şehit olduğunu, 20 askerin yaralandığını açıkladı. Patlama sonucu çıkan yangın gece 2'ye kadar devam etti. Hastanelere kaldırılan askerler hızla tedaviye alındı. Bu yaralanan arkadaşlarımızı Yüksek Ebat Devlet Hastanesi'nde ziyaret ettik. Bunlardan biri hariç, diğerlerinin durumu gayet iyi durumdalar. Ve inşallah kısa süre sonra onlar tabut edileceklerdir. Olayın ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'la sınıra gitti. Bu arada İHA'larda kullanmaktayız. İHA'lar vasıtasıyla bölgeyi ve yangını da buradan izlemek durumundayız. Bununla ilgili arkadaşlarım şu anda bölgede bulunmakta. Bakan Akar ve beraberindekiler yaralı askerleri ziyaret etti. Yaralıların tedavileri ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi alan Akar, daha sonra 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçti. Adli, idari ve teknik çalışmalar için gerekli görevlendirmeler yapıldı. Bunların sonucunda da kazanın asıl nedenini öğrenmemiz mümkün olacak. Şemdinli Sulh Ceza Hakimliği de ilçe başsavcılığının talebi üzerine patlamayla ilgili yayın yasağı kararı verdi. Soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için kararın alındığı belirtildi.